Ayşen ananın mutfağında bugün Arjantin'e yerleşen bir Türk aile. Ayşen abla da arkanızdan çok güzel konuştu. Çok güzel insanlar. Kelin de profesyonel. Domates, biber. Hiç izlemedim Harry Potter, biliyor musunuz? Bir gün evimize dönersek, evimiz yok ama hani evimiz olur da dönersek. Aşkım. Hello. Ha, hello. Rakoletta mezarlığının etrafında hep bir şeyler satabilirsiniz. İyicene gezginler buluşması oluyor burada. Burada çocuklar boyama yapmaya geliyorlarmış. Ücretsiz wifi var. İple dokunmuş. Dans etmeniz için salonlar var. Bakalım bizi içeride neler bekliyor. Koruma altına alınmış, dokunulmamış bir doğal alan. Eğer yılanların kafası şu bölgeden sonra üçgen bir girinti yok, dümdüz vücutla bir gidiyorsa bu ekolojik parkı ziyaret etmeyi unutmayın. Merhabalar, günaydın. Biz yine dışarı çıkıyoruz. Hemen söyleyeyim nereye gittiğimizi. Dün böyle yola çıktık. Tam böyle San Telmo'da bir meydan gibi bir yere geldik. Hadi oturalım, bir kahve içelim falan derken bir bakalım kim var orada. Burada da bak, terbiyesiz, bak ileriden hareket ediyor. Bu arada hostelden gönüllü arkadaşımız geçti. Başa alıyor tekrar. Dün merkezde bir yerde bir Türk'le karşılaştık. Derken hop bir çift Türk daha geldi falan. Böyle bir anda böyle bir Türk ortamı oldu. Hatta algılayamadık. Onlar da algılayamadı. Biz de algılayamadık. Hazır algılayamamışken oturup bir kahve içelim dedik. Bu tatlış ailemiz Arjantin'e yerleşmişler. Birazcık ettiğimiz muhabbetten sonra Naci abi bizi evine ciğer yemeye davet etti. Şimdi de ciğer yemeye gidiyoruz. İki gün önce de Müce, Cansu, ben üçümüz de böyle ciğer muhabbeti yapıyorduk. Ulan bir ciğer mi yesek falan filan diye. Dün böyle bir tesadüf hikayeyle beraber şu anda da ciğer yemeye gidiyoruz. Şu anda ciğer. Hadi bakalım. Hep ciğer böyle yiyeceğiz. Evrenden bir şey isteme hakkımı basit şeyler için kullanıyorum. Kesinlikle. Kendime ya. Sinirleniyorum. Kesinlikle bazen. Ya. Duaların hep böyle yanlış duaların kabul olacağı zamana denk geliyorsun yani. Yiyeceğim çok alemin. Şükür. Ciğerimizi çok, yiyeceğiz. Bizi evine davet eden çift Arjantin'e geleli 10 gün oluyor ve iki çocuklarıyla beraber Arjantin'e taşınmak için gelmişler. Şu anda da buraya adapte olmaya çalışıyorlar. Çok tatlılar. Biz çok sevdik onları dün. Birer kahve içtik, oturduk, muhabbet ettik biraz. Bizi evlerine davet ettiler. Şu anda onların evine gidiyoruz. Biraz sohbet edeceğiz ana dilimizde. Türkler bir araya gelince genelde konuşulan konular bellidir. İşte çocuklarını burada okutmak istiyorlar. Onlar için buraya geldiklerini söylüyorlar. Ayvalık'tan Arjantin'e taşınan bu çiftin evinde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Soğuk soğuk, çok soğuk. Abone olun. Abone olun, ne olur. Değil mi? Bak, Ayşen ananın mutfağı. Ayşen ananın mutfağında bugün ciğerler. Arjantin'de ciğer, köfte. Neredeyiz Mücahit? Arjantin'e yerleşen bir Türk aile. Çok sağolsunlar bize. Ciğer ve köfte hazırlamışlar. Çok güzel bir yemek yiyeceğiz. Çok güzel bir yerdeyiz, evet. Buenos Aires'teyiz. Ellerine sağlık şimdiden. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl geçti gününüz? Günümüz çok güzel geçti, vallahi harika ya. Naci abi bir ciğer yapmış. Ciğer çok iyi. Bayağı yumuşacık yapıyor. Çok güzel. Şimdi de tabii ki de hepimiz misafirle gittiğimiz zaman yapmamız gereken şeyi yapıyoruz. Onlar pişirdi, biz de yıkıyoruz. Öyle söyleyeyim. Çok güzel. Harika yetiştirmiş sizi anneleriniz. Ne güzel yardım ettiniz ama. Sen de video çek. Bravo. Otur muhabbet et. Bravo, sizle gurur duyuyorum. Çok iyi. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Bu kazanacağın ciğerini de yıkarız. Harika bulaşık yıkıyorsunuz. Mükemmel. Vallahi gurur duydum ama. Ayşen abla da arkanızdan çok güzel konuştu. Tabii tabii. Ver gözü, ver gözü. Ben yokmuşum. Tamam. O zaman birazdan hostele geçiyoruz herhalde.
çok mutlu. Herkes çok mutlu. Bir anda sizinle görüşürüz. Gördüğünüz gibi şu anda Buenos Aires'te gönüllü olarak çalıştığımız hostelden yine dışarı çıkıyoruz. Yine dışarı çıkıyoruz. Türkiye'den gezgin bir arkadaşımız gelmiş Arjantin'e. Onunla aynen buluşacağız ve bugün yine bir yerleri gezeceğiz bakalım. Bir aydır Buenos Aires'teyiz. Hala gez gez bitiremediğimiz yerler var. Bugün yeni yerleri görmeye devam edeceğiz. Bizi ilk kez izleyenler için çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Biz Mali ile beraber 2 senedir dünya turundayız ve yaklaşık son 1 senemizi de Güney Amerika'da geçirdik. Şu anda Güney Amerika'da 3. ülkemizdeyiz. Arjantin'deyiz. Daha önce Brezilya ve Uruguay'ı gezdik. Brezilya'da 26 bölüm, Uruguay'da 14 bölümümüz var. YouTube'dan izleyebilirsiniz arkadaşlar merak ederseniz. Şu anda da bir aydır Buenos Aires'teyiz ve Buenos Aires'i sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Japon Parkı ve bahçesi. As I see, I would like to ask you something. Okay, but we are... Say hi. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Majo. Hola. Y Belén, somos de Argentina y somos profesoras de español. Çok güzel insanlar. Qué linda profesora. Linda profesora. Daha önce Türkiye'ye de gelmişler bu arada. Türkiye'de honeymoon. Exactly. Honeymoon. Honeymoon. Honeymoon en Turquía. Me encanta Estambul. Me encanta. Ah, sí. Evet, hostelimizde bu arada İspanyolca kursu var ve onlar da bizim İspanyolca kursunun eğitmenleriydi. Kendileri gerçekten çok tatlı ve çok acayipler. Güzeller ve bu işi çok uygun bir fiyata yapıyorlar. Eğer İspanyolca öğrenme niyetiniz varsa bu tatlış arkadaşlarımızla konuşabiliriz biz sizin onların, için. Onların zaten direkt linkini de bırakırız buraya aşağıya. Evet, özel ders falan. Direkt kendiniz yazabilirsiniz. Enerjileri çok iyi, bir de İspanyolcayı sadece İspanyolca ile öğretiyorlar. Tabii ki de İngilizce falan da biliyorlar. Buenos Aires'e geldiğiniz zaman mutlaka görmeniz gereken yerler buralar zaten. Bir de vaktimiz olursa burada domates, biber. Bu arada öyle manavcı geçiyor. Manav. Manavcı. Manavcı, manav, manav. Yürüyor ya manavcıdır. Manavcı, manav, manav. Bugünümüz nasıl geçecek biz de bilmiyoruz, merak ediyoruz. Güzel geçmesini umuyoruz. Buenos Çünkü Aires, bugün çok güneşli ve çok güzel bir hava var. Çok şükür. Son 4-5 günümüz Buenos Aires'te. Yakında Cordoba'ya gidiyoruz. Cordoba'da couchsurfing yapacağız. Onu da ayarladık. Hep beraber gezeceğiz Güney Amerika'yı. Hep beraber köşe, metre, metre, kare kare gezeceğiz. Sadece Güney Amerika'yı değil ya. Antarktika'ya gidiyoruz. Antarktika'ya da gideceğiz aynen birlikte. İlk durağımız Seattle de Colón ve onun öncesinde Kaan. Kaan da Amerika'dan geldi. Kaan. Nasıl Arjantin? Şu ana kadar Avrupa şehri gibi ya Buenos Aires. Çok benziyor yani. Uzun zamandır gördüğüm en güzel şeylerden biri. Amerika'dan sonra ilaç gibi geldi mi? İlaç gibi gerçekten. İlaç gibi geldi. Kaan da bu arada uzun yıllardır gezgin. Normalde hep sazıyla beraber geziyor. Nerede sazını? O da otelde mi? Ha, o da geçirmiş. Aynen, bu arada tiyatroda Colón'un yanından geçiyoruz. Burası çok büyük bir tiyatro salonu. Gece geldiğiniz zaman binayı komple böyle aydınlatmayla görürsünüz. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Tiyatroda Colón'a giriş ücretli. Kişi başı 8000 peso. 8000 peso olduğu için biz girmeyi tercih etmedik. Ancak dilerseniz gelip içerinin güzelliğini görebilirsiniz. Fotoğraflarını falan gördüm. Gayet güzel gözüküyor ama 8000 peso biraz pahalı bize ya. 2 kişi olduk mu 16000 peso yapıyor. Şu yan taraftan giriyorsunuz. Birazcık daha uzaklaşayım ben. Yani salonun kendisi zaten başlı başına bir sanat eseri. 8000 peso'yu ödediğiniz zaman kendi başınızı da gezmiyorsunuz. Bir tane tur rehberi geliyor. Onun eşliğinde her yeri gezebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak böyle büyük bir binaya girmek istiyorsanız Kongreso binasına, parlamento binasına gidebilirsiniz. Orada ücretsiz tur yapıyorlar. Ama sanatla daha çok ilgilenen bir de birazcık parası olan arkadaşlarımız buraya gelebilirler ve giriş kapısı hemen sağ tarafında şu insanların çıktığı yer. Oradan giriyorsunuz. İçeride bir bilet noktası var. Zaten güvenlikleri vesaireleri de göreceksiniz. O bilet noktasından biletinizi alıp turla beraber gezmeye başlıyorsunuz. Onun dışında biz şu anda tam olarak Buenos Aires'in merkezindeyiz. Bu tiyatroda Colón'un arkasında bir tane park var. Şimdi parka doğru da yürüyeceğiz.
El Ateneo Grand Splendid, yani Güney Amerika'nın en büyük kitapçılarından birine geldik. Burası 2000 yılında tiyatrodan kütüphaneye dönüştürülmüş bir yer. Yani eski bir tiyatro aslında. Biz de merak ettik, burayı görmeye geldik. Bu tarihi dokuyu içeride gezerek hep beraber görelim hadi. ...2000 yılında burası tiyatrodan kütüphaneye çevrilmiş. Müthiş, alt katı da var. Nasıl, kültürlü gözüküyor mu? Hiç izlemedim Harry Potter, biliyor musunuz? Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar, hatıra olsun diye Güney Amerika'nın haritası almaya çalışıyorum. Ki bir gün evimize dönersek, evimiz yok ama hani evimiz olur da dönersek böyle bunu bir tablo yaptıracağım falan diye. Fiyatı da 4000 peso, 3900 peso. Yani yaklaşık olarak 4 dolar falan, 5 dolar. Peki benim hatunum ne yapıyor? Bana 100 yapıyor, sırf bunu almayayım diyor. 100 falan yapmadım ya. Alıyorsun işte bak. Alacağım tabii. Niye alacağım ki? Allah Allah. 100 falan benim bedenim ya. Benim kararım değil. O evde sonuçta ikimizin evi olacağı için ben de mutlu olurum yani bunu asılsa. Alacağım. Alacağım. Hadi al bakalım. Evet, tam olarak ilgilendiğimiz reyona geldik. Ve burada şu anda fiyatına baktığımız kitabımızın adı Hidrofonia. Yani tarım üzerine bir kitap. Bakalım Arjantin'de tarım nasıl yapılıyor diye. Eğer uygunsa kitabın fiyatı almayı düşünüyoruz. Burada da Arjantin'in hayvanları ve doğal yaşamı üzerine kitaplar var. Güzel ya, bu kütüphaneye bayıldım ya. Muhteşem bir kütüphane gerçekten. Hop, bir de aşağı iniyoruz. Nasıl? Şeyde, felsefe bölümünde falan. Evet, bu tarafta da plak severler için orijinal plaklar var. Birçok plağı bulabilirsiniz. Plak haricinde yine DVD koleksiyonu olanlar için DVD koleksiyonları var. Rock Pop International, Rock Folklore, Tango, Musica Latina, Latin Music. Aynı zamanda en sonunda çocuk kitapları var, çocuklar için. Bakın oraya da böyle bu kadar güzel ve tatlı bir şekilde yapmışlar. Kasetler, eski kasetler, DVD'ler, plaklar var. Müthiş bir yer, çok beğendim bunu. Bu arada buraya Güney Amerika'nın en büyük kütüphanesi dedik ama kütüphanesi değil, kitap evi olacaktı o. Aynen. Daha çok gezeceğimiz ülke var. O plaklara ne olur kim bilir diye. Bazı dostlarım aklıma gelse de onlara plak hediye etmek, aklıma gelse de Türkiye'de pick-up'ları olan yani en yakın arkadaşlarım alamıyor. Evet, 3. katındayız şu anda. Gerçekten şahane. Eski tiyatro salonundan dönüştürülmüş. Birazdan buradan ayrılıyoruz ve gezimize devam ediyoruz. Evet, haritamı aldım. Umarım bir gün evimiz olur ve evimizin duvarını asabilirim. Ya, seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Hadi. Kedi köpek gibi dalaşsak da. Gidiyoruz. Estağfurullah, ne kedi köpek. Şimdi çıkıyoruz bu güzel kitap evinden.
Evet, şu anda empanada almaya geldik hep beraber. 12 tane empanada artı 1,5 litre içeceğe toplamda 3500 peso verdik. Herhalde 5 dolar yapıyor. Recoletta'dayız. Kültür merkezine doğru gidiyoruz. Oradaki çimlere uzanacağız. Biraz sohbet, muhabbet, dinlenmece yapacağız. Mücahit de yolda. O da geliyormuş. Biraz oturduktan sonra hostelimize geri döneceğiz. Çünkü akşam barda mesaimiz var. 6-10 arası. Recoletto tarafına geldik. Şimdi bu taraf Recoletto mezarlığı. Bu arada ben böyle İspanyolca şeyleri söylerken kesinlikle telaffuzunu yapamıyorum. Yapamıyorum diye de bana böyle işte yok yapamadın, edemedin, konuşamadın falan demeyin yani. Çok fazla dil konuşmaktan giriyor benim kelimelerim birbirine. Bir de alışamadım henüz İspanyolcaya tam olarak. Şimdi mezarlığa girmek için bir bakayım. Ücretli bir yer. Bu mezarlığın çok bir önemi nedir? Tam çok ikonik böyle estetik bir mezarlık. Mezarlıklar falan da çok farklı, çok değişik. Ve Güney Amerika'nın en ünlü insanları, sanatçılar, müzisyenler, devlet başkanları vesaire vesaire herkes burada. Şimdi insanlar da sırada bekliyor. Nerede Arjantin yapımı el işleri? Arkadaşlarımız da burada tıkıl tıkıl takılıyorlar. Aklınızda bulunsun. Gezgin arkadaşlarım buraya geldiği zaman Recoletta mezarlığının etrafında hep bir şeyler satabilirsiniz. İleride birazdan ilerleyeceğiz. Hafta sonları da burada standlar kuruluyor. Büyük pazar, böyle feria gibi pazar oluyor. Orada ikinci el kıyafetler, arta sanatolar, tam el yapımı birçok şeyi de bulabilirsiniz. Her şey var. Yok yok. Buranın, Arjantin'in gençlerinin ve halkının ücretsiz olarak gittiği kültür merkezinin içerisine gireceğiz. Kültür merkezini size özellikle göstermek istiyorum. Niye? Çünkü kültür merkezinin içerisi çok güzel. Birçok imkan var. Kafeteryası var. Buenos Aires'teki en hızlı Wi-Fi var. Ve buraya tamamen ücretsiz bir şekilde giriyorsunuz. Saatlerce takılın. Kimse size bir şey söylemez. Çocuklarınız için böyle boyama odaları, eğlence odaları falan, oyun odaları var. Her şey var. Gidelim birazdan beraber görelim. Cansu ve Kaan da geliyor. Ben de konuşu konuşa bittim. Enerjimiz de düştü. Aşkım. Hello. Ha, hello. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Biz kültür merkezinin önündeyiz. Kültür merkezinde şurada renkli olan bir yer var ileride, orası. Oraya girmeden önce Kaan tabii Arjantin'e daha yeni bugün geldiği için empanada aldık. Şimdi onunla beraber empanada diyeceğiz. Aynen. Şöyle kendimize parkta güzel bir köşe arıyoruz. Güzel bir köşeye park edip Mücahit'i bekleyeceğiz. Mücahit de gelecek birazdan. İyice ne gezginler buluşması oluyor. Burası kanka hafta sonları, bak şu şeyleri görüyor musun ilerideki? Hafta sonları burada pazar kuruluyor. Her yer arta sanatı, el yapımı şeyler falan. Çok da uygun fiyatları var. İlk geldiğimiz yedik önce, sonra şey dedik. Oha, her gün yiyeceğimiz bir şey keşfettik. Nasıl? Her gün yeni gerçekten. Buenos Aires'in en sevdiğimiz yerlerinden biri. En güvenli, en şahane semtlerinden biri. Gezginler buluştuk. Evet, şimdi kültür merkezine geldik. Birazdan içeriği göstereceğiz. Şimdi size muhteşem bir kültür merkezi göstereceğiz. Bakın insanlar oturuyorlar, kitap okuyorlar, ücretsiz Wi-Fi var. Burada bütün gününüzü geçirebileceğiniz, çalışabileceğiniz küçük kabinler var. Muhteşem bir ortam, sakin. Şurada hemen bir bahçesi var. Bunu aldığınızda çok güzel değil mi? Bakın kütüphane gibi, herkes çalışıyor. Muhteşem. Tam bir kültür merkezi. Orada neler var? Dans salonu. Burada çocuklar boyama yapmaya geliyorlarmış. Onu biliyorum. Dans salonu var ya. Kültür merkezinde dans salonu, aynalı yap. Ama gidiyorsun orada. Pratiğini yapıyorsun. Olabilir. Bakın böyle sanat atölyeleri var. Amazing. Çok güzel. Çok güzel. Atölyeler de çok güzel. Nereye? Dans
Evet, buradaki yerleri görüyoruz. Bakın. Buyurun. Beğendiğimiz herhangi bir yere çökebiliriz. Evet, birazdan bir yer bulup oturacağız. Mücahit'le röportaj yapacağız. Mücahit bizle röportaj yapacak daha doğrusu. Kendi kanalında da yayınlayacak. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Bakın dans salonları buralar. Dans etmeniz için salonlar var. Bakın size bir şey göstereceğim. Bakın iple. İple dokunmuş. Muhteşem. Mesela. Evet, Machacha Gueva köprüsünden geçeceğiz şimdi ve oradan da ekoloji parkına gidiyoruz. Burası Buenos Aires'in en güvenli, en güzel, en lüks yerlerinden biriymiş. Bakalım. Bu ücretsiz olan ekolojik parkına gidiyoruz. Ekolojik parkı da ücretsiz olması çok önemli. Brezilya'dayken mesela bu şekilde bir ekolojik parklara biz en az 60 real, yani hani 10-12 dolar arası para ödüyorduk. En az 10 dolar para ödüyorduk biz böyle bir ekolojik parka gideceğiz diye. Ve çok fazla ödedik bunlardan. Çok fazla ödedik. Dağ taş gezeceğiz diye. Bu kibus dedikleri Uruguay ile Arjantin arasında deniz yoluyla ulaşım sağlayabileceğiniz bir şirket. Punta del Este, Colonia ve Montevideo'da yazıyor bakın. Buenos Aires'e ulaşım sağlayabileceğiniz firmanın yeri burasıymış arkadaşlar. Evet, burada böyle nehrin üstündeki gemiler ücretsiz gezilebiliyor. Şu anda da nehirdeyiz. Muhteşem değil mi? Turumuza devam ediyoruz. Karşı taraflarınız belli. Şu karşısı Buenos Aires'in en zenginlerinin. Zaten birkaç gökdelenle kurulmuş bir medeniyet var orada ayrı. Orası ayrı bir medeniyet olmuş değil mi? Gökdelen medeniyeti. En zengin yeriymiş evet. Şimdi rezerva ekolojik alanına geldik. Burada çok özel türde kuşlar bulunduğunu söyledi arkadaşımız. Zaten nehirde de kuşlar görüyorum şimdiden. Çok güzel bir ortama benziyor. Buranın tabii içlerine de gireceğiz, gezeceğiz hep beraber. Bakalım bizi içeride neler bekliyor. Şu bitki örtüsü gerçekten hoş. Halk Buenos Aires'te özellikle hafta sonlarını geçirmek için çoğunlukla buraya geliyorlar. İçeride piknik yapıyorlar. İçeride deniz kenarına kadar gidebileceğimiz kocaman bir alan var. Hep beraber gezerek göreceğiz şimdi içeri. Hadi bakalım. Ve giriş ücretsiz tabii. Siz şu
şu an buradasınız diyor. Usted está aquí. Ekolojik alanda kullanabileceğiniz çeşitli farklı yollar bulunmakta. Mesela şu yolu takip ederseniz tamamen çevresi boyunca 7.9 kilometre kadar sürecek. Yaklaşık temponuza göre 2,5-3 saat sürebilir diyor. Aynı şekilde farklı bir rota 4.2, 3.3 ve 2.2 gibi kilometreler üzerinde kurulmuş. Tempoları da işte 45 dakikadan 2 saate kadar. Rotaları da burada numaralandırmışlar. Gayet güzel. 8 ülke bir araya gelmiş toplantıda. Ne yapmışlar peki 8 ülke? Amazonların kesilme süreciyle ilgili konuşmuşlar. Konuşmuşlar mı? 14 yıl sonra ilk kez. 14 yıl sonra ilk kez bir de. Ne demiş kardeşlerimiz? Ne yapsak demişler bu konuda. Özellikle Brezilya, Bolivya, Peru ve Kolombiya konuda yapılacak adımlara imzalarını atmışlar. Diğerleri imza atmadan ayrılmıştır. Yani bir çalışmalar yapalım koruma adına diye bir tasarı hazırlıyorlar muhtemelen. Ve bazıları da imzalamıyor o tasarıyı. Kim bilir ne yazıyor içinde onu bilmiyorum. Detaylarını okumadım. Şeyi de okumuştum ben geçenlerde. Brezilya hükümetinde bir bakanlık var. Yerlilerden sorumlu. Sadece yerlilerle ilgileniyor. Onlar mesela hükümetin çok önemli bir kurul toplantısına yerlileri temsil eden iki kişiyi de alıp getirmişlerdi. Orada yani yerlilerle işbirliği yapmak istiyorlar. Yani işbirliği yapmak istiyorlar ama her şey göründüğü kadar sevimli bir dünyadan ibaret değil. Bu işbirliğini neye göre yapmak istiyorlar? Sen yerliyle işbirliği yapma. Yerli senden öyle bir şey istemiyor. Yerli diyor ki benim sınırım burası kardeşim. Buradan içeriye girme. Girersen oku yersin götünü diyor. Parkta en çok hoşuma giden noktalardan biri de şu oldu arkadaşlar. Koruma altına alınmış, dokunulmamış bir doğal alan. Çok büyük bir alan. Ve halkı, toplumu bilinçlendirmek için böyle parkın yürüyüş parkuru üzerinde çeşitli tabelalara bilgilendirici içerikler yazmışlar, oluşturmuşlar. Az evvel dikkatimi çekti. Biyolojik birikimle ilgili, yani canlı vücudunda biriken zehirli madde oranıyla ilgili bile halkı bilgilendirmek için bir grafik hazırlamışlar. Çok hoşuma gitti bu. Çünkü bu tarz bilgilerin akademiden çıkıp toplum düzeyine gelmesi, indirilmesi, toplumun da gelişmesi açısından gerçekten önemli. Bakın az önce bahsettiğim bilgilendirici panolardan biri daha burada. Celestino, Zorzal Colorado, Naranjero, Pepitero de Colar gibi çeşitli kuş türlerini görüyoruz. Şunun güzelliğine bakın. Buraya gelip mesela işte dürbününüzle veyahut da yol üzerinde teleskoplar da yerleştirmişler. Bir gününüzü burada geçirebilirsiniz. Temiz hava. Şehre dediğim gibi çok yakın. Hostelden buraya yürüyerek 10 dakikada geldik. Şehrin göbeğinde böyle bir yer olması gerçekten büyüleyici değil mi? Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum düşüncelerinizi. Evet, gördüğünüz gibi parkımızda çeşitli reptil türlerine de rastlamak mümkün. Eğer yılanların kafası şu bölgeden sonra üçgen bir girinti yok, dümdüz vücutla bir gidiyorsa zehirsizdir. Eğer şu bölgede bir üçgenleşme ve kulak arkasından boyun girintisi varsa zehirlidir. Zehirli oradan anlayabiliriz. Bunlar zehirsiz. Ama. Güzel. Tabii ki de ormanın içinde bu alanda vardır yani her şey. Ne kadar kalabalık. Evet, parkurda yürümeye, sohbet etmeye, zaman zaman dinlenmeye devam ediyoruz. Buenos Aires'e gelirseniz merkeze çok yakın yürüme mesafesindeki bu ekolojik parkı ziyaret etmeyi unutmayın. Sahil kıyısına gelmiş bulunuyoruz. Buradan aşağısı sahil.
Fakat denizin çok temiz olmadığını ve çoğunlukla halkın denize girmek için La Plata denilen bölgesine gittiğini duydum. Dolayısıyla burada çok denize girilmiyor. Zaten şu anda da kış olduğu için tabii ki de denize giren kimseyi görmüyoruz. Ama buradan sonrası artık Atlantik Okyanusu'na bakıyor diyebiliriz. Şunları hatırlıyor musunuz? Uruguay'da da görmüştük. Şu türleri. Bakın park boyunca böyle çeşitli dinlenme yerleri göreceksiniz eğer buraya gelirseniz. Tam da böyle gün batımında şahane ağaçların altında bu güzel ortamın tadını çıkarabilirsiniz. Biz çok beğendik. Dinlenmek için, yürüyüş yapmak için, böyle tatil günlerini değerlendirmek, işte küçük kanga örtülerinizi alıp gelip serip kitabınızı okuyabilir, termosunuzu içeceğinizi alıp eğlenebilir, keyif yapabilirsiniz. Çok güzel, hemen aşağısı da deniz. Böyle kuşlar da insanlara alışmışlar. Hemen yanınıza geliyorlar oturduğunuz zaman. Çok tatlılar. Parkuru tamamlamak üzereyiz. Artık yavaş yavaş gün sonuna geliyoruz. Parkın üstünden girdik, altından çıktık. Şu anda farklı bir kapısından çıktık. Çıktığımız noktada böyle hemen karşınızda acayip bir gökdelen var. Bakıyorsunuz bir tarafta gökdelenler, bir tarafta ekolojik parklar. Yeşillikler içinde bir şehir. Günün sonuna geliyoruz. Şimdi hostelimize doğru gidiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Buenos Aires'te.